Herkese yeniden merhaba. Bugün benden çok 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 fazla istediğiniz bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Ve bu kitap tabii ki de Rüzgar'ın Adı. Aslında ben kitabı dün bitirdim ama kitap hakkında söyleyecek bir şey bulamadım. Yani kitabın kutusundan bahsedebilirim. Kapağının ne kadar güzel olduğundan bahsedebilirim ki hepiniz bunu biliyorsunuz. Ama birazcık daha sohbet videosu tarzında olmasını istiyorum bunun. Çünkü söyleyecek çok fazla şey var ama aslında hiçbir şey yok. Yani tam böyle ortalardayım, kararsızım. Neyse, en baştan başlayalım biz. Kitabın kapağı her zaman gibi illüstrasyonlu ve ben illüstrasyonlu kapakları zaten çok seviyorum. Yani muazzam bir kapak. Tam kitabı anlatan bir kapak olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Bu 3 kitaplık bir serinin birinci kitabı. Bir de yan kitabı var, Sessizliğin Müziği diye. Yani toplam 4 kitap. 3. kitap daha çıkmadı. Bizim buradaki baş kahramanımız Quote. Quote. Ya ben Quote diyorum. Nasıl okudum bilmiyorum açıkçası. Video boyunca da Quote diyeceğim. Kendi hayat hikayesini anlatıyor ve bu hayat hikayesini anlatması 3 gün sürecek. Bir tarihçiyle anlaşıyor. Burada biz birinci günü dinliyoruz. Yani bu kitap boyunca ilk çocukluk zamanına 15 yaşına geldiği zamana kadar ki hayatını anlatıyor. Ki gerçekten ne kadar zorlu bir hayat geçirdiğini okuyoruz. Ve neler başardığını okuyoruz. Gerçekten hem ilham alınması gereken bir hikaye hem de muazzam bir hikaye. Yazarın bunu neden 6 yılda yazdığı belli. Çünkü kendine yepyeni bir dünya oluşturmuş. Hem farklı diller var, hem farklı şeyler var. Yani Yüzüklerin Efendisi gibi birazcık. Yani, konu olarak farklı ama birazcık Yüzüklerin Efendisi gibi gerçekten de. Çünkü tamamıyla başka bir dünya var burada ve en ufak detayına kadar. Başka kitaplarda da farklı dünyalar oluşturulduğunu okuduk ama bu kitap kadar detaylı olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Ve gerçekten çok harika, çok muazzam bir şekilde oluşturulmuş. Şu an ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Çok da söyleyebileceğim bir şey yok çünkü. Aklıma bir şey gelmiyor. Kitabın konusundan bahsedersem zaten komple spoiler olur. Okuma zevkinizi kaçırmak istemiyorum. Ben kitabı o kadar çok sevdim ki, daha doğrusu ya şey gibi hissettim okurken, sanki tarihçinin yanında oturmuşum da Kvati'yi kendim dinliyormuş gibi hissettim bütün kitap boyunca. Ki bence bu çok başarılı bir şey. Yani kaç tane yazar böyle bir şey hissettirebilir ki? Yani kitabı yaşatabilir. Ben çok az kitapta bunu hissetmişimdir. Ve kitabın hiç yani sıkıcı bir yönü yoktu. Ya konuşamıyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben Yüzüklerin Efendisi'ni lisede okudum. Belki yaşamın küçüklüğüyle alakalıdır ama Yüzüklerin Efendisi'ni okurken bazı yerlerde aşırı fazla sıkıldım. Yani bana bazı noktalar ölüm gibi gelmişti okuması. Ama bunu okurken tabii Yüzüklerin Efendisi'yle kıyaslamıyorum. Bu artık bir kült eser olmuş bir kitap. Ama bunu okurken hiçbir yerde sıkılmadım. Yani hikaye sürekli aktı gitti. Hiç boş şey yoktu ya da hiç böyle aşırı betimleme yoktu. Sayfalarca betimleme ya da bir olayın sayfalarca detaylı anlatılması yoktu. Hem detaylı anlatılmıştı hem de üstünden geçilmişti. Ben bu konuyu aşırı çok beğendim. Yani yeter artık okumayayım, daraldım bunu okumaktan. Hiç demedim kitabı okurken. Benim için en büyük sıkıntı kitabın boyutu. Ve yazılarının çok ufak olması oldu. Gerçekten bunlar çok ufak ve benim gibi gözleri 5 numara olan bir insan için okuması neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden ara vere vere okudum. Kitabı okurken aynı zamanda 4 kitap daha bitirdim ki bence bu yani beni hikayeden koparmadı. Sürekli kafamın bir yerindeydi. Belki diğer kitaplara o kadar çok kendimi veremedim ama çok da sıkıntı yaşamadım açıkçası. Yani toplasam bütün söyleyeceklerim. Ben kitabı çok sevdim diyorum. Aşırı çok sevdim. İkinci kitabını okumayı düşünmüyorum ama. Çünkü üçüncü kitabı beklemek istemiyorum. Gerçekten çok sevdim. Ya okurken bilmiyorum çok farklı duygular yaşadım. Hatta bir sürü post-it yapıştırdım. Şöyle göstereyim. Bu arada kitabın cılkını da çıkarttım. Çünkü her yerde okudum. Aklınıza gelebilecek her yerde ben bu kitabı okudum. Birazcık hasarlandı. Ya hasarlanmadı da birazcık kullanıldı yani. Sağlam kullanıldı. Hor görüldü diyebilirim. Şu anda düşünüyorum ne söyleyebilsem diye çünkü böyle bir nutkum tutuldu. Kitabı bitirdikten sonra zaten direkt ben normalde kitabı bitirmez video çekerim. Beni izleyenler biliyorsunuzdur zaten aklımdakileri kaybetmemek için. Ama kitabı okurken birazcık kafa yormam gerekti. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum. Rüzgar'ın Adı ve Laclamora'nın Yalanları. Şunu uzanamayacağım bir yerde o yüzden gösteremeyeceğim. Aynı dönemde çıktığı için hep birbiriyle kıyaslanan kitaplar ama bence birbiriyle kıyaslanmaması gerekiyor. İkisi de epik fantastik ama çok ayrı kulvarlarda olduğunu düşünüyorum. Mesela Laclamora'nın Yalanları'nı okurken ben sürekli şaşırdım yani nasıl böyle bir şey yapabiliyor, nasıl bu kadar akıllı olabiliyor, nasıl yapıyor. Ama bu daha farklıydı benim için. Yani hangisini daha çok sevdiğim derseniz eğer ikisini kıyaslamam diyorum. Çünkü birkaç video izledim ikisinin de
kıyaslandığı videolar bence doğru değil yani. İkisi de çok güzel, çok muazzam, kendi kulvarlarında mükemmel kitaplar. Ama bence kıyaslanmamalılar. İki kitabı da herkese öneriyorum. Şimdi en son olarak bir de yaştan bahsetmek istiyorum. Bu kitabı kaç yaşındakiler okuyabilir? Kitapta cinsellik yok. Öyle aşırı bir şiddet yok. Ama kitabı okumak gerçekten büyük bir iş isteyecek bir şey olduğu için bence en azından 17 yaşında olmalısınız yani, çünkü bayağı bir sağlam bir kitap. 12 yaşındaki birinin bu kitabı okuyabileceğini düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum derken ben kendi 12 yaşındaki halimi düşünerek söylüyorum bunu. Şahsen ben bu kitabı 17 yaşındayken de okuyamazdım. Sıkardı beni. Ben kendimi biliyorum. O zaman da okuyamazdım. Yüzüklerin Efendisi'nde de sıkıldıysam bunda da sıkılırdım. Ki Yüzüklerin Efendisi'ni yakın zamanda tekrar okumayı düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz böyle boşluklu, böyle bir durarak, düşünerek çektiğim bir video oldu. Kusura bakmayın. Çünkü gerçekten ne demem gerektiğini bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu kadar. Evet. Son söyleyeceğim bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.